Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Bitcoin'de bir aşağı bir yukarı hareketler geliyor. Bunlar ne zaman son bulabilir? Ne tarz hareketler görebiliriz? Önemli destek ve dirençlerimiz neler? Bu videoda hepsine değinmeye çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin için aslında dün bir paylaşımda bulunmuştum. Yani bir aşağı bir yukarı hareket ediyoruz tam no trade zone yani bu alanda trade yapma dediğimiz bir bölgedeyiz arkadaşlar. Ve grafikte de bir bayrak oluşumu var. Yani bir ayı bayrağı maalesef söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Peki bu ayı bayrağı nasıl inaktif olur? Ayı bayrağı çalışırsa hedefleri nerelerdir? Bunları da konuşmaya çalışalım arkadaşlar. Öncelikle aslında Bitcoin'de biz arkadaşlar dün bahsettiğimiz direnç alanından bir et yediğimizi görüyoruz. Yani şunları kapattığımız zaman sizler de daha net göreceksiniz. Tam olarak bu indikatöre doğru çarptık yani 24 bin dolarlara doğru çarptık ve oradan yeniden aşağı doğru geldiğimizi görüyoruz. Sonrasında burada arkadaşlar baktığımız zaman bir ayı bayrağı görünümü söz konusu yani burada bir sap var ve burada da bir bayrağın açıldığı kısmı görebiliyoruz. Peki bu bayrak nasıl inaktive olacaktır? Ee, tabii ki de çok basit bir yöntemi var arkadaşlar. Bayrak gelip burada üst bandını kırarsa diyeceğiz ki bayrak formasyonu inaktif olmuştur ve yukarıya doğru tekrardan hareketlenebiliriz. Çoğu şeyi yeniden pozitife çevirebiliriz diyeceğiz. Şu anda bu bayrağın kırılış seviyesi ise 24.100 dolarları bizlere gösteriyor. Yani burada bir ayı bayrağı var ve biz bu ayı bayrağının çalışmasını istemiyorsak 24.100 dolar üstünde hacimli bir 4 saatlik kapanış görmemiz gerekiyor. Ki bu geldiği anda zaten istüren stop da pozitife geçecektir. Yine King Decatur da pozitife geçecektir. Ve düşüş senaryoları iptal olma yolunda ilerleyecektir. Yani yukarıya doğru daha sert hareketler görebileceğimizi bizlere söyleyecektir. Fakat burada ayı bayrağı şu an hala devam ediyor. Peki bizim hangi seviyeleri korumamız gerekiyor? Yani burada baktığımız zaman ayı bayrağının alt noktası 23.100 dolarları bizlere gösteriyor. Fakat daha garantici olmak isteyenler ne yapabilir? Tabii ki de arkadaşlar, bizim takip ettiğimiz bir hacimli bölge olayı vardı hatırlayacaksınız. Hatta bakın burada yine 23 bin dolarlardan en hacimli bölgelerden destek aldığımızı görüyoruz. Diyeceğiz ki burada 22.700 kırılırsa altı boşluk. Yani biraz daha sert düşebiliriz. Yani bayrağın onayı için aslında 22.700 noktası da beklenebilir. Yani dediğim gibi bayrağın noktası formasyonel olarak 23.100 dolar fakat isteyen 22.700 doların kırılmasına göre de aksiyon alabilir. Peki bu ayı bayrağı çalışırsa hedefler nereler olabilir? Burada hemen arkadaşlar kırılım noktasından bayrağın sapı kadar bir düşüş beklenir. Yani örneğin şuradan kırıldığını varsayarsak burada sap kadar bir düşüş beklenir. Bu da bizlere şu an Çin 20.800'leri gösteriyor. Yani tabii ki kırıldığı yere göre değişkenlik gösterecektir. Burayı da takip edeceğiz. EMA Ribbon'a bakalım bir de isterseniz. EMA Ribbon bizlere neler söylüyor? Bu aslında arkadaşlar bakın iyice yataya bağlamış. Şu anda Ribbon zaten çok defa e, burada arkadaşlar tersi yönünde hareketler yapıyor. Yani burada Ribbon bir aşağı bir yukarı hareketlerin gelebileceğini bir yataya bağladığımızı bizlere söylüyor. E, sonrasında hacim olarak baktığımız zaman hacim olarak... Ee, tam istenilen seviyelerde değiliz hala buna birazdan yine değineceğiz. Bollinger bandına baktığımız zaman bakın bayrağın alt bandı dediğimiz 23.100 dolar seviyesini bizlere önemsediyor. Yani 23.100 dolar seviyesinin kırılımı bayrağın kaybolmasına 22.700'ünde kırılması en hacimli bölgelerimizden birinin daha kaybolmasına sebep olacaktır. Yani biraz daha sıkıntı olacaktır açıkçası. İşim oku bulutuna baktığımız zaman dün aslında arkadaşlar onu da denediğimizi görüyoruz. Bakın buraya doğru bir çarpmışız. Oradan bir geri dönüş yaşadığımızı görüyoruz. Ve yine onun da geldiği seviyeler 24 bin dolarlarda. Yani aslında dediğim gibi bayrağın kırılması hem burada yani yukarıya doğru kırılması 24.100 bin 100 dolarların alınmasıyla birlikte işim oku bulutunu, istüren stopu yine King Decatur'ı pozitife çevirecek etkenlerdir. Bunlar bizler için önemli burada Golden Dead Cross olayına baktığımız zaman bir Golden Cross sinyali vardı. Eğer ki Bitcoin düşüşlerine devam ederse burada kırmızı yeşili kesecektir. Bir Dead Cross sinyali de gelebilir. Bunu da yine takip etmemiz gerekir kısa zaman dilimi için. Ardından SMR'i bunlara bir bakalım. Orada da arkadaşlar şu anda bizlere 23.300'ün kısa vadede bir destek oynamaya çalıştığını söylediğini söyleyebiliriz. Peki burada baktığımız zaman yine arkadaşlar 22.700 doların önemli olduğunu görüyoruz. Yani burada da e, önemli bir indikatör aslında alları ve satları uzun süreli giden bir indikatör. Bu yüzden buna da dikkat ediyorum. 22.706 kırılışlar burada da sıkıntıya sebep olacaktır. E, bu da bir diğer önemli faktör. Yine 22.706 kırılışlar veya bayrağın kırılması diyebiliriz buna. Burada obo formasyonu da destekleyecek bir diğer unsur olacaktır. Yani solumuz var, baş var, sağımız gelmedi hala ve sağımız nereye kadar gelebilir? Bu da yine yeşil bandın geldiği alanlar olabilir. Bunun da e, aslında 19.500-20.500 aralığı dediğimiz bir aralık olmasını bekleyebiliriz. Tabii ki bu illa gerçekleşecek diye bir durum yok arkadaşlar. Bizim trende göre hareket etmemiz gerekiyor. Şu anda ise e, herhangi bir yöne, iki yöne de aslında güçlü bir kırılım gelmediğini söyleyebiliriz. Peki bir diğer grafiğimize baktığınız zaman haftalıkta henüz al sinyalini yakalayamadık. 3 gün 18 saat kaldı. Bakalım Bitcoin'de artık haftalık al sinyali gelecek mi? Sonrasında burada baktığımız zaman hacim olarak tam istediğimizi veremediğimizi görebiliyoruz aslında. Yani burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gündür tam istediğimiz hacimler gelmiyor. Ve biraz da volatilitenin yani hareketliliğin azaldığını görüyoruz. Bunun da sebeplerine yine değineceğiz aslında. ABD tarafında yine gelişmeler var. Birazdan o konuya da geleceğim. Sonrasında burada baktığımız zaman ise arkadaşlar MACD tarafında biraz momentum düşüşü söz konusu. Bakalım 3 gün 18 saati var. Kırmızı yakmadan burayı da kapatmamız gerekiyor. DXY tarafında bir hareketlilik söz konusu. DXY'nin önünde 106.3'e kadar gerilemiş bir direnç var. Yani 106.3'ün kırılımı DXY'deki atakları daha da hızlandıracaktır. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda bir al sinyali yaktı ama al sinyali onaylı değil arkadaşlar. Dediğim gibi 106.3 seviyesi burada önemli olacaktır. Ardından bir likidasyon durumlarına göz atalım. Yani burada arkadaşlar dün aslında 46 milyon dolar short 25 milyon dolar da longun içeriye alındığını görüyoruz. Dün de 50 milyon yani bir önceki günde 50 milyon dolar long ve 16 milyon dolar short'un içeriye alındığını görüyoruz. Yani market dediğim gibi iki yönü de aslında temizleme uğraşı içerisinde. Yani iki yönü de içeriye alayım şeklinde ilerlemeye çalıştığını söyleyebiliriz. Kırılımı beklemek daha doğru olacaktır. Ara bölgelerde trade yapmak, ara bölgelerde işleme girmek maalesef sizi sıkıntıya sokabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Ardından burada baktığımız zaman ise arkadaşlar funding rate tarafında longların üstün olduğunu görüyoruz. Yani e short'lar biliyorsunuz bir ara devre almaya çalıştılar fakat long'lar yeniden burada arkadaşlar üstünlüğünü korumaya devam ediyorlar ve anlamlı bir üstünlük oluşturduklarını şu anla şu anda görebiliyoruz. Ardından burada baktığımız zaman Fed başkanından bir uyarı var diyor ki arkadaşlar Fed politikasının zamanından önce gevşetirse daha feci sonuçlar gelebilir diyor. Yani enflasyonu düşürmek yolunda geri adımlar atması aslında ABD'yi daha çok yoracaktır şeklinde bir açıklama var. Buna da aslında 1970 yılını örnek veriyor arkadaşlar. Diyor ki bakın tarih bize yine aynı şeyleri yaşatabilir. Enflasyon tamamen bastırılmadan önce onu yumuşatırsak yeniden alevlenebileceğini söylüyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi aslında şu anda biraz daha faizlerin artırılması konusunda bir baskı uyguladıklarını görebiliyoruz ve bununla alakalı olarak da 1970 yılına öne sürüyorlar. Yani diyorlar ki biz o kadar yol kat ettik. Fakat şu an erken gevşeme metoduna doğru ilerlersek aslında bu kat ettiğimiz yolu geri vereceğiz. Hatta daha kötü durumlara gidebiliriz ve biz bunu 1970'te yaşadık ve faizi %20'lere getirmek zorunda kaldık şeklinde açıklama yapıyor. Ve şu anda aslında faiz tarafında 4.75'lerde devam ediyorlar. Bakalım aslında bunu da belirleyecek olan bir diğer tablo Mart'ın 14'ünde gelecek arkadaşlar. Hala bir beklenti oluşamadı. Bu beklentinin oluşamama sebebi de şu aslında şu anda piyasa çok olarak ikiye bölünmüş durumda. Yani bir taraf enflasyonun yükseldiğini 6.6-6.7'ye geldiğini bir taraf ise 5.9 civarında olacağını söylüyor. Yani iki tarafta birbirinden uçuk aslında fakat şu an beklentilere baktığımız zaman Biraz daha arkadaşlar piyasanın korktuğunu görebiliyoruz. Yani yeniden 50 bas puan ihtimalinin %30'lara doğru çıktığını görüyoruz. Bakalım bunlar da önemli etkenler olacaktır. Şu anda piyasa beklentisi hala oluşmadı. Burayı da yakından takip edeceğiz. Bakalım ABD enflasyonla başa çıkmayı başarabilecek mi ve bununla birlikte faiz oranları ne durumda olacak? Bunları detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Ardından MVRV ve Z score'a baktığımız zaman ise Z-Score tarafında yeşil alana bir giriş olmuş mu? Henüz olmamış fakat yeniden bir eğim verdiğini görüyoruz. Yeşil alanlar uzun vadeli yavaş yavaş toplama konumları. 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığımız zaman ise onlardan garip bir eğilim var yine. Yani burada yine bir aşağı doğru baktıklarını görüyoruz. Yine bir satış eğiliminde olduklarını söyleyebiliriz. Bize gereken şey biliyorsunuz bir pik şeklinde alım olmasını istiyoruz. Şuralarda olduğu gibi Bakalım bu alımı nerede yapacaklar? Önemli bir destek mi bekliyorlar? Veya bir direncin kırılmasını mı bekliyorlar? Bunu da hep birlikte takip edeceğiz. Fear and Greed indekse baktığımız zaman ise şu anda 51 seviyesinde ve nötr seviyede devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.